Herkese merhaba arkadaşlar. Genç Adam HD kanalından yine bir yapım videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle küçük çapta bir ses sistemi yapacağız. Arkadaşlar, elimde kullanmadığım fazla malzemeler vardı, onlardan yapacağız. Bunu sistemde kullanacağım güç kaynağı için. Bir tane teybim var arkadaşlar. Arabamdan söktüm, kullanmıyordum yeni teyip aldığım için. Bunu kullanacağız. Burada ledlerim var. Parça ledlerim, artan ledler. Bir tane de eski bilgisayarımdan yine söktüğüm ön tarafında bir led vardı, onun kapağı. Bunu kullanacağım. Yine aynı şekilde bir tane hoparlörüm vardı arkadaşlar. Bu yırtılmıştı burası, gördüğünüz gibi. Ben bunu yapıştırdım, tamir ettim iç tarafını. Bunu kullanacağız. Ve bir tane kutu yapmıştım ben, daha önce yaptım bunu. Gördüğünüz gibi buradaki çizgiyi keseceğiz, burasını tahtanın, bu şekilde. Teybimizi içine monte alacağız. Daha istedik, daha güzel gözüksün diye. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi çizdiğimiz yeri keseceğiz. Yalnız keserken çok dikkat etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi ben kendi ispiralle keseceğim. Ama bilen biri kessin. Çünkü tehlikeli yani, benimkinin koruması da yok. Ona dikkat edin arkadaşlar. Burayı kestik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi teybimizi yerine yerleştireceğiz. Ondan önce teybimiz aşağı düşmesin diye şu kestiğimiz hizayla aynı şekilde şuradan şuraya, karşıdan karşıya bir tane tahta yapacağız. Bu bunun üstünde duracak. Şu şekilde aşağı böyle düşmeyecek. Hemen deneyelim teybimizi. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi teybimiz bu şekilde duracak. Evet arkadaşlar, teybimiz gibi aynı şekilde güç kaynağımızı da içine montajlayacağız. Gördüğünüz gibi şuradan çizdiğimiz şekil keseceğiz bunu arkadaşlar. Bunun içine montaj yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bunun elektriğe verdiğimiz aktif olması için biz bilgisayardan açma tuşuna basıyorduk. Şu an buradan mesela açık olsa bile bu çalışmaz. Bizim şu yeşil kabloğudan siyah kabloya bir tane köprü atmamız lazım. Yani burası birleşmesi lazım bilgisayarımızın aktif olması için, yani elektriğin devresinin tam olması için. Bu şekilde bir köprü yapacağız arkadaşlar. Bunu yeşil tarafıyla bir tane siyah eksik kabloğumuzu değdirdiğimiz zaman bu çalışacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya montajımızı yaptık. Bu şekilde. Buraya göster. Üstüne de bu şekilde bir tane kapak yap. 12 volt artı eksimiz burada. Ondan sonra teybimizin montajını yapacağız. Kutumuzun son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hava biraz karardığı için şimdi ben bunun zımparasını yapacağım. Zımparayı yapıp boyayı bitirdikten sonra tekrar karşınızdayım. Zımparamızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi boyaya geçeceğiz. Ondan sonra testimize geçelim. Boya işlemimiz bitti. Ondan sonra videonun başında da dediğim gibi burada parça ledlerim var. Bu ledlerden şu şekilde ucuna birleştirerek buraya takacağım.
Müziğin ritmine göre bu ledler yanıp sönecek. LED'imizi bağladık ama az önce 3 farklı renkte led vardı. Şu an sade mavi olan rengine döndürdük. Öyle çok hoş olmuyor rengarenk, hani güzel durmadı. Ben de sadece mavi olarak yaptım. Şimdi burayı yapıştıracağım. Kapağını örttükten sonra deneme videosunu gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Sadece hoparlörümüzün vidaları kaldı arkadaşlar. Bunları taktıktan sonra deneme videosuna geçeceğiz. Kutumuzu yerine koyduk. AUX kablomuzu taktık. İsterseniz bir tane müzik açıp deneyelim. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi hoparlörümüz çalışıyor. Biraz ses açalım buradan. Çalmışlar.